Hüsamettin Bursevi Hazretlerinin silsilesi, Semerkandî tarikatının kurucusu, Seyyid Ali Semerkandî Hazretlerinden Hazreti Ali Efendimiz'e kadar ulaşır. Ayrıca Yeni Sultan Hazretleri ile Ahmed er-Rufai Hazretlerine ulaşan iki ayrı silsilesinden de bahsedilir. Hüsamettin Bursevi Hazretleri Nakşibendiye, Kadiriye, Zeyniye, Bayramiye, Ekberiye, Sühreverdiye, Celvetiye, Halvetiye, Kazeruniye gibi tarikatların silsilelerini de, hatta Geyikli Baba'nın silsilesini de yazmıştır. Semerkandiye tarikatının en son halifesi Bahattin Efendi'nin 1914 yılında vefatından sonra bu tarikatın zamanımıza ulaşamadığını görüyoruz. Hüsamettin Bursevi Hazretleri'nin şeyhlerinden Ali Semerkandî Hazretleri Mersin'in Zeyne köyünde metfundur. 1458'de vefat eden hocasının Bahrul Ulum adlı işari tefsiri daha sonra İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerine Ruhul Beyan tefsirini yazarken temel kaynak eser olmuştur. Bursevi Hazretleri Sufi yazarlardandır. En büyük eseri 60 bab üzerine tertip edilmiş vaaz, ahlak ve Müslümanların hayatını tanzim eden ölçüleri zikrederek ibadetlerden tıp ve diğer ilimlere, hurufilikten vefk, fal ve mucizat konularına derinliğine bilgileri ihtiva eden Mühimmat adlı eseridir. Maalesef günümüzde bu eseri tercüme ve şerhi yoktur ve mahrum bırakılmışızdır. Yine 20 civarındaki diğer eserleriyle Bursalı büyüklerin menakıplarını topladığı hazine değerindeki eserleri de mahrum kaldıklarımızdandır. Misalen Hazreti Üftade menakıbı, menakıbı Şeyh Ali Semerkandı, menakıbı Baba Sultan, menakıbı Abdal Murat, menakıbı Şeyh Ebu İshak ve menakıbı Emir Sultan adlı menakıbnameleri bir an önce yeni nesille buluşturulmalıdır. Şu eserlerinin birkaçının dahi isimlerini zikredecek olursak, Mühimmat Deryası ile birlikte nice hazinelerden mahrum olduğumuzu hatırlatmak istedim. Ehliyetlileri göreve davet ederek. Ariflerin esrarı, taliplerin seyri, müminlerin dünya ve din işlerinde mühimmatı, sülukun fazileti, cihadın fazileti, adalet kitabı, kainatın aynası, hadisi erbainin şerhi, hadislerin incileri vesaire. Bursa'mızın manevi kıymetlerini korumadığımız, umursamadığımız yıllar geçti sanırım. Artık dedelerimizin manevi mirasını da kuşanmamızın vakti ve zamanı gelmemiş midir? Bundan 300 yıl önce Hüsamettin Bursevi Hazretlerinin divanındaki şu dertli şiirini okuduğumuzda zamanımızın nasıl boşaldığını anlayabiliriz. Zamanı uzlet irdi, itimat eyyamı gitmiştir. Yani uzlet zamanı erişmiş kimseye itimadın kalmadığı günler girmiştir ve itimadın güvenilirliği devri kalkmıştır. Halayık cümle gafil itikad eyyamı gitmiştir. Yani hizmete çalışan niceleri gaflet içindedir. Gerçek saf bir itikad ehli de kalmamıştır. Bugün dinin siyanet edenler hep eyler uzlet. Yani bugün dinini koruyabilenler bu safiyetlerini halktan uzaklaşıp halvete kapanmalarıyla kazanmışlardır. Vefa kimden umarsın, itikat eyyamı gitmiştir. Ahdine sadık ararsan onun da devri gitmiştir. Halveti de celveti de kalmadı merdanı hak. Hak sözünde yiğitler, mertler, dürüstler kalmadı. Ne halveti yolunda ne celveti yolunda hakikatiyle sadık müritler artık yoktur. Şiir olanlar gitti, geldi yerine ruhbahlar. Yani aslan parçası yiğitler, anlayışlı büyükler gitti. Meydan çakallara, hilebaz, sahtekar tilkilere kaldı buyurmuştur. Hüsamettin Bursevi Hazretlerinin her diyarın meşhur bahsinde şöyle buyurduğu da söylenir. Bursa'nın Keşiş Dağı, buzu kestanesi meyvesi, unu ve kumaşı meşhurdur. Aydın'ın bağı, Hamid ilinin gülü, Menteşe'nin dağı, Akşehir'in elması, Konya'nın helvası, Edremit'in pastırması,
Balıkesir'in leblebisi, Selanik'in abası, Germiyan'ın leventi, Yenice'nin tarağı, Afyonkarahisar'ın kaymağı, Bolu'nun hallacı, Kocaeli'nin bezi, Elmalı'nın atı, Turgutlu'nun aygırı, Bilecik'in ayvası, Horasan'ın tembeli, İsfahan'ın sürmesi, Geylan'ın rafizesi, Gazvin sünnisi, Bağdat'ın ayyarı yani dolandırıcısı, Tebriz'in tiryakisi, Ankara'nın yan kesicisi, Rus'un ayısı meşhur diye nakletmişlerdir.